Herkese merhaba. Bugün bu videoda size bu güzel çantanın anlatımını yapmaya çalışacağım. Detaylarıyla, bütün basamaklarıyla anlatmaya çalışacağım. Burada farklı diyebileceğim iki örgü çeşidi artı süsleme kısmı kullandım. Onun haricinde tabanı da tamamen farklı yaptım. Çünkü çok kalın ve çok güzel bir taban. Bunu da farklı olsun diye sizlerle paylaşmak istedim. Yine astarlı, bu sefer fermuarlı yaptım. Çok da şık bir fermuar oldu. Fermuarlı geniş bir çanta oldu. Videoların devamı ve destek için lütfen abone ol tuşuna basın. Ve dilerseniz başlayalım. İki renk kağıt ip kullanacağım. Kağıt ipler çile haline satılıyor. Herhangi bir markası yok. Toparlayıp yumak haline getirdim sadece. 3,5 mm tığ kullanıyorum. Bir de şöyle bir malzeme kullanıyorum. Bu malzeme de streç filmin içindeki, ortasındaki karton. Sert olduğu için bunu tercih ettim ama bulamazsanız şey de olur. Yani cetvel falan da kullanabilirsiniz. Bunun çapı da 3,3 mm. De çapı var. Hani bunun yerine bir cetvel işinizi görecektir. Ama yuvarlak olursa örmesi daha kolay oluyor. Bir ilmek oluşturuyorum. Bu kilit. Bunu kullanmayacağız. 16 tane zincir çekelim. Altıncı zinciri bırakıp bir sonrakine sık iğne yapacağız ama şu ters taraflarını kullanacağız. Alt tarafı düzgün muntazam durabilmesi için bu arkadaki kısımdan giriş yapıyorum. İlmek alıyorum. İki ilmeğim var. Sık iğne yapıyorum. Bir sonrakine giriş yapıp bir ilmek alıp sık iğne. Bu şekilde sıra sonuna kadar gelelim. Son sık iğneye geldim. Onu da örüyorum. 15 tane sık iğne oldu şu anda. Bir zincir çekiyorum. Bunu bütün dönüşlerde yapacağız. Şimdi aynı şekilde tutup, yani ters çevirmiyoruz. Aynı şekilde tutup son sık iğnenin ön kanadından girip bir de alttaki sık iğnenin ön kanadından. Yani şu şekilde 3 tane ilmeğimiz olacak şekilde bir ip alıp ilmek oluşturuyoruz. Ve sık iğne yapıyoruz. Tekrar şöyle tutalım. Bir sonraki sık iğnenin ön kanadı, alttaki sık iğnenin ön kanadı, ip alıyoruz, ikisinden birden geçirip sık iğne yapıyoruz. Bir sonraki sık iğne ve onun altındaki sık iğnenin ön kanadı alıp sık iğne yapıyoruz. Sıra başına kadar bu şekilde ilerleyeceğiz. Sıra sonuna geldim. Burayı da göstereyim. Son sık iğneyi unutmayın. Buradan giriş yapıyorum. Alttaki şunu da alıyorum. Ve sık iğne yapıyorum. Yani 15 tane sık iğneniz olduğundan emin olun. Ön tarafı bu şekilde, arkası da bu şekilde. Şimdi bu şekilde tutuyorum. Arka tarafı tutuyorum. Bir zincir. Son sık iğnenin tek kanadından giriyorum yine. Bu alttakinin de, yani şu sıranın üstündeki. Burada iki tane görünüyor zaten. Bir tanesine. Giriş yapıp
İp çekiyorum ve sık iğne yapıyorum. Bir sonraki sık iğnenin üstü, burada iki tane var, şu yukarıdaki. Tekrar bir sonraki sık iğne, hemen altındaki sık iğne, ikisini birden alıp sık iğne yapıyoruz. Bu şekilde devam edeceğiz. Gidip gelip gidip gelip en sonunda bir taban oluşturacağız. Bu taban normalden çok daha kalın oluyor. Şu şekilde göstereyim. Oldukça kalın bir taban olduğu için bunu tercih ettim. Uzun yıllar dayanır, sağlam bir taban oluyor. Bu şekilde devam edelim. Toplam 29 sıra ördüm. Bu şekilde kalın ve çok güzel bir taban oldu. 29 sıra derken aslında bu iki katıdır. Çünkü bunların her biri, şunları sayarak 29. Şunları saydığım zaman 29 sıra yaptım ama her biri aslında iki kat ördüğümüz için iki sıra demek. Ama hani siz de sayarken bunları sayarsınız diye bu sayıyı veriyorum. 29 tane şunlardan olacak şekilde ördüm. Ölçüsünü de söyleyeyim. 27 santim, 27,5 santim ve 10 santim. Şimdi her bir deliğe bir tane sık iğne yapacağız. Bir tane zincir çekiyorum önce. Aynı noktaya girip ilmek alıyorum, sık iğne. Bir sonraki noktaya köşe noktaya geldim. Buraya 3 tane sık iğne yapıyorum. Aynı noktaya 3 tane. 1 2 ve 3. Bu şekilde dönüşü sağlamış olduk. Şimdi kenar sırası boyunca her sıra için bir tane. Şunu şu anda yapmış oldum. Sıra burada. Şurayı kullanabilirim. Şunun hizasında. Bu şekilde devam edelim. Buradan buraya kadar toplam 31 tane şu anda sık iğne oldu. Köşeye geldim. 3 tane yaptım. Şimdi bu alt köşede de şu arkaları kullanabiliriz. Bu şekilde devam edeceğim. Burayı bitirdikten sonra karşı kenara da buraya yaptığım gibi aynısı. 31 tane de bu tarafta sık iğne elde edeceğim. Sona geldiğimde bir tane yapmıştım. Bir tane daha yaptım. Üçüncüyü de buraya yapıyorum. Şimdi hiç kapatma yapmayacağız. Yani birleştirme yapmayacağız. Dönerek öreceğiz bu örneği. O nedenle ilk sık iğnenin içerisine giriyorum.
ilmek alıyorum ve ikisini birlikte örüyorum. Yalnız bu köşenin dönüşün, yani sıra başlangıcı olduğunu anlayabilmek için sadece şuraya şöyle bir işaret koyacağım. Bu hep burada takılı kalsın. Burada başladığımızı bilebilmek için. Şimdi bir sıra boyunca her bir ilmeğin başına bir sık iğne yapıyorum. İkili bir şekilde giriyorum. İp alıyorum ve sık iğne. Köşelerde dahil olmak üzere her sık iğneye yalnızca bir tane. Burası sıra başı. Şunu söylemek için aslında kaydı tekrar açtım. Şu anda benim örgümün etrafında 96 tane ilmek var. 96 tane sık iğne var. Zaten örneğinde çift olması gerekiyor örneğin kurulumu için. Eğer sayınız tekse buralarda bir yerde iki tane şöyle aynı yere tekrar yaparak o sayıyı çift hale getirin. Benim şu anda 96 tane dediğim gibi sık iğne var etrafında. Şimdi buradan itibaren tekrar yine bağlama yapmıyorum. Dönerek ördüğümüz için buradan itibaren örneği kurmaya başlıyorum. Bunu bir uzun bir kısa şeklinde tarif edeyim. Uzun kısa dediklerimiz normal sık iğne. Yani sıradaki sık iğnenin içine giriyoruz. İlmek alıp örüyoruz. Bu bulundu. Bir sonraki buraya değil, hemen altına, bu sık iğnenin hemen altındaki boşluğa. Bu şekilde giriyorum. İlmek alıp uzun bir sık iğne yapıyorum. Sıradakine normal yapacağım. Bu sık iğnenin üst kısmı burası. İp alıp normal sık iğne yapıyorum. Sıradakinin dip noktasından, buradan. Bir sonrakini üstten. Sıradakini dibinden. Sıranın sonuna geldim. Uzun yaptım. Şimdi kısa yapıyorum. Şimdi uzun yapacağız. Artık çünkü yani şu ilk sık iğnemiz bizim. İkinci sıranın ilk sık iğnesi. Bunu kısa yaptım. Bunun dibinden giriyorum. Kısa, uzun. Zaten sıradaki de kısa. Bu şekilde 1-2 sıra yapmış olduk şu anda. Toplam 5 sıra bu şekilde yapalım. Sıra sonuna geldim. Şimdi ip değiştireceğim. 5 sıra yaptık toplam. 1-2-3-4-5 sıra yaptım. Kısa yaptım. Uzunu yapıyorum. İlmeği çekiyorum. Diğer ipi sarıyı tutup diğer ipi geçirerek ipi değiştirmiş oluyorum.
Bu şekilde. Şimdi bir sıra kahverengiyle aynı işlemi yapacağız aslında. Yani sıradakine yukarıdan girip kısa bir sık iğne yapıyoruz. Şu ipleri de arkadan bu şekilde gizleyelim. Sıradakine uzun. Bir sonrakine kısa. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edeceğiz. Sıra sonuna yaklaştım. Kısa, uzun. Kısayı da yapıyorum. Ve sıra tamamlandı. Şimdi buradan itibaren bu karton silindiri kullanarak modelimizi kuracağız. Bunun için şöyle yapıyoruz. Normal giriş yapacağımız yere girip ilmeğimizi alıyoruz. Normal bir şekilde bunu örüyoruz. Bu şekilde. Fakat uzatıyoruz ilmeği. Böyle. Ve bunun içine yerleştiriyoruz. Ve bunun boyutu kadar sıkıyoruz. Şöyle. Bu burada beklerken biz bu uzun olduğu için kısa yapmamız gerekiyor. Buraya giriyoruz. İlmeği alıp kilitliyoruz. Ve uzatıp buranın üstüne geçiriyoruz. Şimdi sıradaki uzundu. Buradan ilmeği alacağım. Modeli bozmamak için bu şekilde yapıyorum. Normal sık iğne de yapabilirsiniz. Örüyorum. İpi uzatıyorum. Ve bu borunun üzerine geçiriyorum. Hepsinin aynı büyüklükte olmasına dikkat edelim. Bu şekilde bunun çapında olsun hepsi. Sıradakine girdim. İlmeği aldım. Çıkartıp kilitliyorum. Ve uzatıyorum ilmeği. Bu boruya geçiriyorum. İlkeleri tamamladıktan sonra bunu böyle çevirmek biraz zor olacağı için buradan tutup tamamını çıkartıyorum. Bunlar kilitlendiği için zaten kaybolmazlar, gitmezler. Buradan son bir iki tanesini alıyorum sadece. Ve boruyu çevirmiş oluyorum. Buradan devam edeceğiz. Aynı şekilde.
ilmeği de düzelteyim. Tamamdır. Şimdi bunları da çıkarıyorum. Şimdi en eğlenceli kısmına geldik. Bu ilmekleri toparlamaya başlayacağız. Benim burada 96 tane ilmeğim var. 96 4'e bölünüyor. Dolayısıyla ben bunları dörtlü dörtlü toparlayacağım. Yani şu şekilde. 4 tane 4 tane toparlayacağım. Ama sizin sayınız 4'e bölünmüyordur. Mesela 5'e bölünüyordur. Diyelim 105 tane ilmeğiniz var. 105 4'e bölünmez ama 5'e bölünür. O zaman siz bunları dörtlü değil, gösterdiğim şekilde 5'li 5'li toplayabilirsiniz. Şu şekilde toplayabilirsiniz. Şimdi ilk ilmeğimizden başlayalım. Buradan itibaren şu şekilde ilmekleri üst üste tutuyorum. 2, 3 ve 4. 4 tanesini bu şekilde tutup ilmeği içinden, tığı bu şekilde içinden geçiriyorum. Dördünün birden içinden. Daha sonra buradan bir ilmek alıyorum. Ve tekrar girip bir ilmek daha alıyorum. Bu bir sık iğne. 4 tane aldığım için 4 tane sık iğne yapacağım buraya. İki. Üç. Ve dört. Şimdi 4 tane daha alıyorum. Bu şekilde tutuyorum. Ve içinden giriyorum. Şöyle tuttum. Bu boşluktan içeriye girdim. Dördünden birden. İlmek aldım. Ve sık iğne yaptım. Bir, aynı yere, iki, aynı yere, üç, aynı yere, dört. Sıra sonuna geldim. İki tane motifi birleştirerek sırayı tamamlayacağım. İlk yaptığımız sık iğnenin üstündeki boşluğa giriyorum. İlmek alıyorum. Ve ikisinden birden geçiyorum. Bir sonrakine giriyorum. İlmek alıyorum. Sık iğne. Bir sonrakine giriyorum. İlmek alıyorum. Sık iğne. Her bir boşluğa bir tane sık iğne yapacağız. Yine 96 tane ilmeğim olacak. Bu şekilde sıra sonuna kadar gelelim. Sıra sonuna geliyorum. Buradan başlamıştım. Bunu da örüyorum. Bir sonrakine giriyorum. Renk değiştireceğim. İki ilmek şeklinde bırakıyorum. Diğer ipimle kapatıyorum. Şimdi motifi tekrar uygulayarak devam edeceğiz. Yani bir kısa, bir uzun sıradakinin dibine.
bir kısa, bir uzun, bir kısa, bir uzun. Bu şekilde bir sıra tamamlayalım. Sıra sonuna geldim. Bundan sonra hem motifimizi örmeye devam edeceğiz hem de arada boşluklar oluşturacağız. Onu da şu şekilde yapacağız. Sıradakine uzun, kısa, uzun, üçlü bir grup oluşturuyorum yani uzun, kısa, uzun. Bunu yaptıktan sonra burada bir zincir çekiyorum. Bir tane sık iğne atlıyorum. Bu değil. Sıradakinin yine uzun şekilde başlıyorum. Uzun, kısa ve uzun. Şurada ufak bir delik olmuş oldu. Bir zincir, bir sık iğne atlıyorum. Sıradakine uzun, kısa ve uzun. Aslında şunların olduğu yere, bunların olduğu hizaya boşluklar oluşturmuş oluyoruz. Bir sıra bu şekilde devam edeceğiz. Bir sıra normal öreceğiz şimdi. Yani kısaların üstüne uzun, uzunların üstüne kısa. Boşluklarda bir şey yok zaten, normal boşluğun içinden örüyorum. Aslında bunlar uzun olacaktı ama şu anda öyle görünemezler. Burada da uzun üstüne kısa, kısanın üstüne uzun, tekrar kısa, boşluğun içine kısa, uzun, kısa. Bir sıra bu şekilde devam edelim. Sıra sonuna geldim. Uzun da yaptığım zaman sırayı tamamlamış oluyorum. Şimdi bu boşlukların yanının yanı, yani aslında şu üçlü gruplarımız vardı ya, şunun üstüne şuraya boşluk oluşturacağız. Çapraz olsun istiyorum çünkü. Şuna boşluk oluşturacağım. Şimdi bir zincir çekiyorum. Bunu atlıyorum. Sıradakine kısaymış zaten, uzun yapıyorum. Şurada boşluğum olacak. Kısa, uzun, kısa ve uzun örüyorum. Boşluktan sonra uzun, kısa, uzun ördüm. Zincir çekiyorum. Bir boşluk atlıyorum. Sıradakine uzun, kısa
ve uzun yapıyorum. Şu sırada yaptığımızın aynısı, aynı işlemi yapıyoruz. Sadece yerini değiştirdik. Boşluklar şimdi tam bunun ortasına denk geliyor. Burada da şuraya denk gelmişti. Şimdi çapraz olacak böyle. Bu şekilde olmasını istedim zaten. Üstüne de bir sıra normal yapıp bu rengi bitireceğiz. Sıra sonuna geldim. Şimdi bu sırayı da normal öreceğiz. Kısa yapmıştım en son. Uzun yapıyorum. Kısa. Boşluğa geldi. Normal. Boşlukları normal yaparak, yani aslında şu sırada yaptığımız gibi, bunun ikinci sırasında boşluklara yaptığımız gibi bir sıra boyunca normal sık iğne yapacağız. Şöyle sayabilirsiniz. Bir uzun, üç kısa gibi de sayabilirsiniz. Üç kısa olacak. Sonra uzun. Üç tane kısa. Bir uzun, üç kısa, bir uzun, üç kısa, tekrar uzun. Bir, iki, üç, uzun. Bir uzun, üç kısa, bir uzun, üç kısa şeklinde bu sırayı tamamlayalım. Boşluklu ve açık kahverengi olan sıradan sonra şu iki sırayı tekrar ettim ters taraftan tabii. Önce boruyla yaptığımız deseni yaptım. Sonrasında da 5 sıra tekrar bu başlangıçta yaptığımız gibi bir uzun bir kısa şeklinde 5 sıra yaptım. Burayı kapatıyorum. Başlangıç noktasına geldim. Son ilmeğimi örüyorum. Ve ipi buradan çıkarıyorum. Bunu içeride gizleyerek yok edelim. Şimdi oluşturduğum buradaki boşluklara çapraz veya farklı desenlerle burada bir geçiş yapacağız. Böyle bir ip vardı elimde. Bunların iki sıra sık iğne şeklinde örüp böyle bir malzeme oluşturdum. Bunun yerine su taşı vesaire hani o tarz bir şey de kullanabilirsiniz veya kahverengi iple de geçebilirsiniz. Veya bu kısmı hiç yapmayabilirsiniz. Düz yapabilirsiniz. O tamamen sizin çantanızı nasıl süslemek istediğinizle alakalı. Normalde süslemeyi buradaki delikleri kullanarak bir çapraz deneyeceğim önce. Çantamızın sap kısmını yapacağız. Buradan böyle bir dikme payı bırakıyorum. Bir kilit zincir.
6 tane zincir. Sonuncusunu bırakıp bir sonrakinin arka tarafından giriş yapıp ip alıyorum ve sık iğne. Bu tabanda yaptığımız işlemin aynısı olacak. İkinci sık iğnenin arka tarafı, ip alıyorum ve sık iğne. 5 tane sık iğne yapalım. 3 4 ve 5. Her dönüşte bir zincir. Ters çevirmiyorum. Tabanda da bu şekilde yapmıştık. Ters çevirmeden ilk sık iğnenin ön tarafı, alttaki sık iğnenin ön tarafı, ikisinden ip geçiriyorum. 2 ilmeğim oldu. Sık iğne. Bir sonraki ilmeğin ön tarafı, hemen altındaki sık iğnenin ön tarafı, ikisinden ip geçiriyorum ve oluşan 2 ilmeğimle sık iğne yapıyorum. Sıradaki 2 tane aldım, sık iğne. Bir sonraki aldım, sık iğne. Sonuncuyu unutmayalım. 5 tane sık iğne yapmış oldum. Zincir çekiyorum. Yine ilk sık iğne ve altındaki tek kanatlarını kullanarak sık iğne yapıyorum. Bu şekilde çantanın sapının ne kadar olmasını istiyorsanız o uzunluğa kadar aynı işlemi devam ettireceğiz. Sap tamamlandı. Ölçü vereyim. 48 santim uzunluğunda böyle bir parça elde ettik. Bundan 2 tane yapıyoruz sap için. Şimdi sapların dikimi, astarın yerleştirilmesi gibi işlemlerle devam edelim. Çantamızı tamamlayalım. Evet, çantamızı tamamladık. Umarım videodan keyif almışsınızdır ve umarım siz de yaparsınız ve güzel günlerde kullanırsınız. Benim için Mesih'in de güzel bir çanta olduğunu düşünüyorum. Eğer siz de beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.